Evet arkadaşlarımız, C96 süpürge saplı Mauser tabancamızı şöyle hafiften size göstereyim. Gördüğünüz gibi. Kasalı, onlu de diyorlar. Sözde 1000 metreye kadar atabiliyorsun. 10 tane mermi alıyor. Mermiler 7.63 25 mermisi. Şöyle kliplere takılarak üstten dolduruluyor. Şu şekilde göstereyim. Ayrıyetten şu alet de var. Onunla da atış yapacağız. En başta boşken şunu biraz daha geride tutup şu şekilde şurada girme yeri var şöyle. Oraya sokuyoruz. Şu şekilde gözüküyor mu? Sonra yukarıdan hızlı şekilde bastırıp bütün mermileri tabancaya dolduruyoruz. Klibi çıkartıyoruz. Ondan sonra bırakıp doluyor. Şu anda dolu ve her şey hazır. Eski silah. Bununla böyle oynamamak lazım fazla. Hemen boşaltayım. Çünkü ne olur ne olmaz. Boşaltmak için geri çekip bırakıp çek bırak çek bırak. Evet. Şu şekilde boşaldı. Evet arkadaşlar, Bolu tabancası ile ilgili herkes soruyordu. Doldurmasını, boşaltmasını gösteriyorum. Bu şekilde bastırıp dolduruyorsunuz. Klibi boşalıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere C96 Mauser tabancasını tanıtacağım. Bu C96 Mauser tabancası bildiğiniz gibi silahlarda ilk yarı otomatik tabanca çalışmalarında başlayan tabancalardan bir tanesi. Çok tutulmuştur. Yani baya baya tutulmuştur. Çoğu ülke kopyasını da yapmıştır. Hatta Çin baya bir üstüne durmuştur. Çok değişik silahları vardır. Bu normal bizim işte Türkiye'de kasalı dediğimiz veya bunun normalde mesela Çin versiyonlarında bu kabzelerin üstünde 9 yazar, 9 milimetre kalibre olduğunu gösterir. Bendeki ise orijinal broom handle, yani süpürge saplı olanı der. Amacı da süpürge saplıya benzemesinden dolayıdır. Bu normal orijinal, şöyle göstereyim. 7.63 Mauser mermisi kullanır. Tokarev mermisiyle çok yakındır. Yani 7.63-25 bu. 7.62-25 Tokarev mermisi. Bunun mermisi biraz daha gücü azdır. Yani bunun mermisini 7.63'ü Tokarev'de atabilirsiniz ama Tokarev mermisini bunda atamazsınız. Çünkü kaldırmaz bunun, bu tabanca kurşun merminin kuvvetini. Şimdi bu, biliyorsunuz ben bunun üstündeki tarihlerini C96 denmesindeki ama 1896 yılında başlamıştır yapılmasına. Tabi daha önceden sürmüştür. C93 var bir tane ilk yarı otomatiklerden, sonra C96 var işte bu. Waffenberg Mauser Obendorf Nektar der. Baktım onun araştırmasına, Obendorf işte nehrin kenarındaki fabrika gibi bir anlamı çıkıyor. Üstündeki
Numaralardan, amblemlerden anladığım kadarıyla bendeki 1907 modeli. Tabii daha dikkatli araştırmak lazım. Bunu ben aldığımda bir videoda görmüştünüz zaten. O amcamdan almıştım. İşte o kullandığını söylemişti ama sonra ben içini söküp baktığımda iğnesi kırıktı. İşte sonra kendim yeni bir iğne aldım. Ondan sonra iğnesini falan taktım. Her şeyini söktüm, temizledim. Bugüne kadar getirdim. Şimdi bakalım atalım deneyeceğiz. Ben de hiç daha atmadım. Aslında yalan söylemeyeyim. Biraz önce video başlamadan önce deneme 3 tane atış yaptım. Çalışıyor, çalıştığına emin olmak için. Evet arkadaşlar, söylediğimiz gibi tabancamız 10 tane mermi alıyor. Şu şekilde klipinin şurada girmesi için yeri var. Tam şurada. Oraya giriyor. Ondan sonra da bastırıyorsunuz. Bütün mermileri içine alıyor. Koyunca şu şekilde bastırdığınız zaman evet arkadaşlar, silahımızı doldurduk. 10 tane mermi var. Emniyeti şurada. Şimdi atışlarımızı yapalım. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boş kovanları tam güzel çıkartmıyor. Bazen çıkartıyor, bazen çıkartmıyor. Ve inanır mısınız 10 metreden hedefi vuramıyordum. Şimdi silahın ayarına baktım 150 metreyi ayarlıymış. Ulan diyorum nereye gidiyor? Evet, şimdi 10 metreyi vurmaya başladım. En azından yani hedefi vurabiliyorum. Evet arkadaşlar, nasıl silah derseniz yani eski silah, antika silah. O yüzden öyle çok güzel çalışmadı. Şimdi bir daha deneyelim. Bir 10 tane daha atış yapalım bakalım. Nasıl çalışacak? Ona göre devam edelim. Tabii ki bu silaha öyle fazla inancımız, güvencimiz olmadığı için. Evet, dibinden bastırınca rahat giriyor. Zamanının en güzel olayıymış değil mi? Evet, hazır. Bir 10 tane daha deneyeyim bakayım. Şimdi en azından hedefi tutturabilecek miyim? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerçekten boş kovanı çıkarmada tırnakta sorun yaşıyorum. Bir daha deneyelim bakalım nasıl olacak. Evet, ya boş kovanı atmıyor ya da boş kovanı atarsa mermiyi doldurmuyor. Güzel bir durum yani. Evet, yılmadan atışlarımıza devam ediyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar, tabancalı atışlarımızı yaptık. Bir de bu alet tamamen Birinci Dünya Savaşı'nda aynısının orijinalidir. Bele takmaklık şu şekilde açılıyor.
Yanda küçük bir düğmesi var. Şu şekilde düğmeye basınca kalkıyor. Ve tabanca içinden çıkıyor. Aynen bu şekilde. Bu şekilde kablosunu çıkardığımız zaman arkasında girmeklik için yeri var. Bu şekilde üstten kaydırarak giriyor. Burada kilitliyor. Şurada bir aleti var. Şu şekilde. Şu şekilde kilitliyor arkadaşlar. Ve silah şu pozisyonu alıyor. Gördüğünüz gibi. Yani baya baya fark ediyor. Bir de bu şekilde doldurup atış yapayım bakayım. Hedefte daha iyi vuracak mı? Bir de ben bir şey denemek istiyorum arkadaşlar ya. Şu namlu nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Yani namlu çekirdeği tam çekirdeğin bittiği yere geliyor. Yani neredeyse kovana değiyor yani. Yani bu namlunun ömrü acaba kaç kere atılmıştır? Yani şununla ne tarihi bir silah değil mi arkadaşlar? Yani bilmiyorum ama şimdi sallıyorum. Herhalde bir 3 milyon 5 milyon tane atılmış mıdır? Şimdi bir kere daha doldurup bir de dipçikle deneyelim bakalım arkadaşlar. Dipçikli ne kadar iyi vuracağız. Dipçiği çok az bir şey sallanıyor. Bilmiyorum yani harbiden orijinalleri de böyle miydi? Ama artık bu kadar senelere geldikten sonra, bu kadar kullanıldıktan sonra böyle ufak tefek şeyler olabilir. Bakalım hedefi nasıl vuracağız? Bununla daha iyi vurabilecek miyiz? Arkadaşlar harbiden yani tam ortadaki 12'nin çizgisine değdim yani. Evet arkadaşlar, silahlı atışlarımızı yaptık. Sizler için C96 silahı, süpürge sap, eski Mauser, kasalı, onlu, artık ne tür isim kullanıyorsanız. Yani bu silah 20-30 metrede, hatta 50 metrede, 100 metrede falan rahat 1 metre falan oynar. Çünkü söylediğim gibi namlusun artık ömrü hiç kalmamış gibi. Şöyle bir daha göstereyim. Yani çekirdek tamamen giriyor, kovana değiyor artık. Allah bilir kaç 3-5 milyon kere atılmıştır bu silahla. Kim bilir ne mazisi vardır. Evet arkadaşlar, bir de bu tarafa geldim. Buradan da biraz atış yapayım, göstereyim diye size. Bakın nasıl oluyor.